Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, yeni bir video ile daha beraberiz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok şükür bizler de iyiyiz. İşimizin gücümüzün başındayız. Bazı değişikliklerimiz oldu. Üretim hanemizde bazı değişiklikler yaptık. Bunlardan bahsedeceğiz. Çekiliş konularından bahsedeceğiz. Muhabbet kuşlarımızın durumlarını aktaracağız. Yavrusu olan, yumurtası olan takımlarımızı söyleyeceğiz. Yani bugünkü konu başlıklarımız, yani konumuz bunlarla alakalı olacak. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce son birkaç videodur bayağı bir desteklerinizi görüyorum. Yani izlenme sayısı olarak artıyoruz, yavaş yavaş arttığını söyleyebilirim. Hangisinden kaynaklı olduğunu bilmiyorum. YouTube'da bu aralar biraz izlenme sayılarımız artıyor. Hepinize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Allah cümlemizden razı olsun. Bizi izleyen 7'den 70'e bütün takipçilerimize, dostlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Destekleriniz için çok sağ olun. Allah razı olsun. Arkadaşlar bazı takımlarımızın yuvalıklarını söktük. Yuvalıkları niye söktüm? Yani hemen bunu da sizlere videonun başında açıklayalım. Bildiğiniz gibi Şanlıurfa'dayız şu an için. Haziran ayında bizim Şanlıurfa'da gitme durumumuz olabilir belki. Yani bazı planlarımız tam netleşmediği için bazı takımların yuvalığını sökmek zorunda kaldım. Mesela bunlar hafif rahatsızlar, zaten onlara ilaç geçiyoruz. Onların yuvalığını söktük. Bunların yuvalığına karışmadım. 18'de zaten yumurtamız var. Dişimiz içeride yatıyor. Yani bunların yuvalıklarına karışmadık. Evet. Dişimiz yine yumurtanı bir tanesini dağıtmış Gerata. Yani bu çok deli yapıyor ya Gerata. 3-4 tane dolu yumurtamız var burada. Maşallah gerçekten sevinirim. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Evet, bunların var. Alt kattaki yuvalarımızı söktük. 13 numarada yavrumuz var. Hemen sizlere yavrumuzu da gösterelim. Evet. Arkadaşlar burada 3 tane yavrumuz var. Yavrunun bir tanesi ezilmiş, ölmüş. Yani bilmiyorum, anne belki beslememiştir. Yani en son yavru olduğu için belki yavrular da, hani yavruların altında da ezilip kalmıştır. Şu an 3 tane yavrumuz var. Yumurtaların bir tanesi cırttı, oluşmamıştır. Yani embriyo gelişmemişti. Diğer yavrumuz da ezilmişti. Burada 3 tane yavrumuz var. Evet, maşallah derseniz sevinirim dostlarım, arkadaşlarım. Kremio erkeğimiz, bu da Lesvik. Dişimiz, Jumbo Lesvik dişimiz. Bunlardan altından Lutino ağırlıklı olarak yavrular aldık. Yani bu sene 4 ağız bunları çalıştırdık. Yani ilk ağızda 3 tane yavru geldi. İkinci ağızda 4 taneye kadar yavru geldi. Bu ağızda 3 tane var. Yani toplamda 10 taneye yakın bir yavru almış olduk bunlardan. Hani hayvanlar tam dolu yumurta yaptılar. Yani örnek olarak 6'da 6 çıkarttılar ama biz hayvanların yavrularına sahip çıkamadık. Bazen de kendisi ezilip öldü. Bazı hatalar da bizim de hatalarımız oldu. Yani şu an 3 tane yavrumuz var. Yine sağlık olsun, bereket versin diyelim. 14 yuvalığımızda yumurtamız var. Bu hayvanın da çoğu yumurtası dolu. Şurada bir tane boş yumurtamız var. O da şu Teksasların yumurtası. O yine boş gelmiş. 2-4, 6 tane yumurtamız var. Yumurtamızın 6'sı birden dolu maşallah. Yani şaşırttınız beni. Gerçekten beni çok şaşırttınız. Sizlerden bu kadar sonuç beklemiyordum. Hayvanlar 6 tane dolu yumurta vermişler. Daha ne yapsınlar yani? Daha ne yapsınlar? Evet, bazı takımlarımız ellerinden gelenin daha fazlasını yaptılar. Mesela bu takımlarımız. Yani leşlik yavrularımızın çoğu bunların altından gelme. Yani bu takımlarımızın altından gelme. Anneniz hemen dışarı çıkacak ya kerata. Yani korkmuyorlar da, kaçmıyorlar da benden. Evet, burada yavrumuz var 3 tane yine. Yavrularımızın kanatları belli oldu. Çift kanat, fırfırları falan oluştu. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bu sene istediğimiz gibi gitmedi ama yani buna da şükür. Yani Allah'ın verdiği hikmet, buna da şükürler olsun. Bazı bizim hatalarımız oldu. Bazı ne bileyim yanlış damızlık seçimlerimiz oldu. Yani kimseye bir sistemim, dargınlığım yok zaten biliyorsunuz. Bunları söylüyorum. Önceki videolarda da bahsettim. Yani belki daha önceki videolarda biraz sinirli, sistemli davranmış olabilirim. Konuşmuş olabilirim ama insan üzülüyor ya. Yani maddi manevi emek verip emeğinin de karşılığını almadığı zaman insanlar üzülebiliyor arkadaşlar. Kimse bizi maruz görmesin, kusura bakmayın. Yani kimsenin kalbini kırma niyetim değil. Alıştık artık. Hayırlısı olsun. Evet, bakın burada bir tane en küçük yavrumuz var. 3 tane yavrumuza bilezik taktık.
Bunların ayaklarında bilezik var. Bilezik kendi isim bileziğim. Yani özel yaptırdığım kendi isim bileziğim. Bu sene TKF'ye üye olmayı düşünüyorum. Yani gittiğimiz yerdeki Muhabbet Kuşu Derneği'ne, Kıvgader de olabilir. Belki Kıvgader'e de üye olabiliriz. Yani bakalım hayırlısı. İlerleyen zamanlarda netleşir. Bazıları netleştiği zaman sizlere de bunların açıklamasını yapacağız. Onların da yuvalını söktük. Bu hayvanların iki ağızdır. Yumurtaları boş geliyor. Yani büyük ihtimal bu erkek üstüne çıkamıyor. Erkek üstüne çıkıp çiftleşemediği için de yumurtaların boş geldiğini düşünüyorum. Yani bakalım bunlar için bu sezon bitti. Önümüzdeki sezon bakacağız. Erkek de dişi de kalırsa, satılmazsa hani almak isterseniz yine bu şekilde ücret olarak gönderimini yaparım. Bir çift jumbo tepeli olarak gönderimini yaparım. Bakın erkeğimiz bu arkadaşlar. Erkeğimiz bu. Dişimiz de bu. Dişimiz kuluçkaya yatıyordu. Hayvanın yuvasını aldık. Yumurtalar da burada zaten. Yani bu yumurtaların hepsi boş. 3, 6, 7 tane yumurta yapmış. Yani yumurta yapmasında bir sıkıntı yok ama boş yumurta atıyor. Boş yumurta da dediğim gibi erkekten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani erkek üstüne çıkamadığı için, çiftleşme sağlayamadığı için yani çiftleşmediklerini düşünüyorum. Evet, bunların yuvalını sökmedim. Bunlar yuva hazırlığında. Yani elinde böyle bazı takımlar var. Belki yumurtasını yapar diye hani bir hafta falan bekleyeceğim takımlar var. Yani bunları sökmedim mesela. 7 numaralı takımlarımız var. Bu takımlarımıza Bursa'dan bir takipçimiz hani müşteri olmuştu. Yani kendisiyle konuştuk, detayları anlattık. Yani A'dan Z'ye bu takımla ilgili ne varsa hepsini anlattım. Sonuçta ben bu işe ticaret olarak bakmıyorum. Yani bizim öncelik amacımız hobi. Yani hobi dediğim için de bütün muhabbet kuşlarımızı ücretsiz beleş göndereceğim anlamına gelmiyor. Yani bazı takımların fiyatları bellidir. Bunları sizlere özelden söylüyorum zaten. Yani muhabbet kuşu ile ilgili bilgi almak istiyorsanız özelden iletişime geçin. Arkadaşlar bu takımlar benim kendi yavrularım. Dişi muhabbet kuşumuz şu. Kremio kırmızı göz dişi. Yani bu hayvan daha 4 aylık. 4 aylık. Ceri rengi kahverengi olmuş, kızışmış ama yani bunu şu an eşe atma taraftarı değilim. Yuvalık yok zaten. Alışsınlar diye bu şekilde koydum. Yani bu hayvan daha tam tüyünü tamamlamadı. Tüyünü tam tamamladıktan sonra hayvan kendine gelecek. Belki size şu an durgun görünebilir. Hayvan tüyde olduğu için durgun görünüyor. Mesela şu erkeğimiz de tam tüyünü daha tamamlamadı. Son tüyünü tamamlamak üzere zaten erkeğimiz. Yani bu takımların durumları bu şekilde. Bunlarda bir hastalık falan yok. Yani dışkılarını falan da göstereyim. Dışkılarımız da bu şekilde. Zaten muhabbet kuşlarımıza nasıl baktığımızı biliyorsunuz. A'dan Z'ye çoğu şeyi sizlere aktarıyorum. Muhabbet kuşlarımıza mama yaptık. Mamamızın içeriğinde yarım kabağımız var. Bir miktar da yani bir parça da karpuz almıştık. Karpuzu rondoda çektik. Muhabbet kuşlarımıza mama yaptık. Mamamız ise kuru mama. Versal Laga'nın Orlox maması var. Şu an için onu kullanıyorum. Mama Mia Mix'in full artı full'u var. Onu kullanıyoruz. Yani şu anki mamamız bu. İlerleyen zamanlarda mamayı değiştirip veyahut da değiştirmem bilmiyorum. Takipte kalırsanız mamayı değiştirdiğim zaman sizlere yine videosunu çekerim. Onun da bilgisini aktarırız. Bunların da bir çiftleşme deneyimi oldu. Yani şu an yumurta var mı bilmiyorum. Bugün hiç bakmadım bunların yuvalarına. Evet, hayvan yuvalığını hazırlamış, yuvasını hazırlamış. Dişimiz Texas. Bakın dişimiz Texas. Beli falan bayağı bükülmüş, çukurlaşmış. Bu demek oluyor ki bu hayvanlar çiftleşmiş. Yani kakaları falan da yavaş yavaş artıyor, büyüyor. Çiftleşen muhabbet kuşu. Yani bir hafta 10 gün içinde normal şartlarda yumurta yapması lazım. Yani çiftleştikten sonra da hayvan sık sık yuvaya girer. Vaktinin büyük çoğunluğunu yuvada geçirir. Yuvada geçirdiği için de dışkılara birikir. Biriken dışkılar da dışarıda dışkı yaptığı zaman da dışkıların büyük olduğunu görürsünüz. Yani büyük dışkı demek muhabbet kuşunun yumurta yapması yakın demek. Yani bunu da bir dipnot, kısa bir bilgi olarak sizlere aktaralım. Bu kafesimiz boş arkadaşlar. 3 numaralı takımlarımızın yuvalını sökmedim. Bunlar da çiftleştiler. Yani bayağı bir çiftleştiler. Bunların yumurtasını bekliyoruz. Şu an yumurta var mı bilmiyorum. Evet, şu an için yumurtamız yok. Bugün muhabbet kuşlarımıza probiyotik verdik. Sularında Renfred marka Entrobac probiyotiğimiz var. Evet, burada da erkeğimiz Rainbow arkadaşlar. Dişimiz ise Jumbo Kırı.
kırmızı gözlerden gelme jumbokları. O da bayağı bir kızışmış. Onunla yuvarlanı söktük. Bazı şeyler tam belli olmadığı için, yani tam tarihimiz belli olmadığı için önümü göremediğim için söktüm arkadaşlar. Yuvarlıkları sökmek zorunda kaldım. Normal şartlarda içeride klimamız var zaten. Klima ile muhabbet kuşlarımızı serinletiyoruz. Şanlıurfa biliyorsunuz zaten yaz aylarında 35-38 dereceye kadar odanın sıcaklığı artabiliyor. Yani biz bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde üretim yapıyoruz. Ama bu yaz üretim yapmayacağım. Bu yaz muhabbet kuşlarımızı hep dinlenecekler. Yani yavrusunun yumurtasını almadığım takımlar dinlenecekler. Yavrusunu aldığımız takımları zaten yazın dinlendiriyoruz. Dinlendirmeye alıyoruz. Evet, bunlar da kendimize ayırdığımız damızlık kuşlarımız. Erkekli dişili karışık. Şu büyük ihtimal dişi üretimhaneye ayrılacaktır. Bilginiz olsun. Bu erkeğimizi de salma kafese aldım. Leyslik erkeğimiz yine 7 aylık civarlarında. Evet, bu da deminki az önce göstermiş olduğum annemiz Texas Jumbo olanların yavrusu. Yani babamızla ino taşıcı olduğunu söylemiştim. Onların yavrusu. Çekilişimizi haftaya yapmayı düşünüyorum. Yani haftaya, bayram sonu haftaya çekilişimiz olacak. Hangi takımları gönderirim bilmiyorum. Belki muhabbet kuşu gönderirim. Belki bir miktar para ödülümüz olur. Sizlere bir miktar çam sakızı, çoban armağanı hediyelerimiz olacak. Biliyorsunuz zaten 5000 aboneye özel muhabbet kuşu çekilişi yapmıştık. Bir miktar hediye göndermiştik bazı kişilere. Yine de 5000 abone olmadık ama benim gönlümden yine sizlere hediye vermek geldi. Ama bu muhabbet kuşu olur. Ama bir miktar para ödülü olur. Şu an için tam bir belli plan yok kafamda. Çekiliş yapacağımı bilin. Haftaya çekilişimizin olacağını bilin. Kanalımızı takipte kalın arkadaşlar. Aklıma gelen konular bunlar. Konuları anlattığımı düşünüyorum. Aklınıza takılan bir soru, bir fikir olduğu zaman yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sağ olun. Bu aralar desteklerinizi sağlıyorsunuz. Desteklerinizi görebiliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdilik anlatacağım konular bunlar arkadaşlar. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı günler diliyorum.